Kaça mal ettin burayı? Ben burayı ortalama 5000 lira bir rakam ama 3 sene falan oldu. Yem maliyetim fazla yok. Zaten yazın kendi yemimi kendim üretirim. Geçen sene maliyetler düşüktü. Tahminime göre 50-60 bin lira gibi para harcamışım geçen sene. 50-60 bin lira. Evet. Çok düşük senin o zaman maliyetin. Kaç saatini geçiriyorsun burada? Ortalama her gün 1-2 saat geliyorum. 1-2 saat Geliyorum, geçiriyorsun. çobanla muhabbet ediyoruz. Eksik var mı, ne var, ne yok. Evet dostlar, yine değişik bir yerdeyiz. Karamürsel'in dağlarındayız ve kıvırcık çekmeye geldik. Dostlar herkese selam. Bugün kıvırcık koyunu çekeceğiz ve iyi bir kıvırcık üreticisiyle beraberiz. Aslında yenilikçi bir kıvırcık üreticisi. Şimdi gidelim. Hem kıvırcıkları görelim, hem kıvırcıklar hakkında bilgi alalım. Ama her zaman olduğu gibi kanalıma üye değilseniz üye olmayı, titreşimi açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi girelim hep beraber. Bir tanışalım. Merhaba. Merhaba, hoş Kolay geldiniz. gelsin. Sağ olun. İsim soyad neydi? Erdoğan Güntepe. Erdoğan Güntepe. Neredeyiz Erdoğan? Kaytarzere. Kaytarzere. Evet. Karamürsel'in tepeleri mi oluyor bu ne? Yalova'ya bağlıyız aslında. Tam sınırda kalıyoruz. Sınırdasınız Evet. ha? Kaytarzere. Evet. Tamam, sen kıvırcık yapıyorsun. Evet. Gel şöyle hem gidelim hem bakalım. Kıvırcık yapıyorsun. Ne kadardır kıvırcık yapıyorsun? Ortalama 3 yıldan beri bu işi yapıyorum. 3 yıldan beri Evet. yapıyorsun. Esas meslek ne peki? Ticaretle uğraşıyorum. Oo, bir tane yeni kuzulamış var herhalde Evet. Yok, maşallah. 2-3 gün oldu. Ticaretle uğraşıyorsun. Evet. Ama bu işe merak mı saldın? Nasıl başladın bu işe? Bu işe bir hobi olarak başladık. Dayımla başladık. Dayıma aldım biraz bir koyun. Evet. Ondan sonra bana geldi koyunlar. Ortaklık bitti. Ben He. devam etmeye başladım. Dayım bıraktı seni yani. Ya ayrıldık Bırakınca şey onunla. yaptın. Biz devam etmeye karar verdik. İyi. Şimdi böyle. Burada şey ne bahçesi bu? Burası Sağ. kivi bahçesi Kivi burası. Evet, bahçesi. burası bana ait değil. Çok güzel. Şimdi burada bu doğurmuş, burada bırakmışlar. Nerede Evet. koyunlar genelde? Koyunlar içeride Gel kalıyorlar. bakalım içeri. Burası senin arazin böyle. Evet, burası şöyle Çok bu güzel. köprü manzaralı biraz iyi bir Evet, yerimiz. muhteşem bir manzara var burada. Ona da daha sonra bakarız ama her şeyi tahtadan yaptım böyle. Evet, burada dedik bir sıkıntı olmasın. Belediye bir zararımız olmasın. Betonarme olarak bir şey yapmadık. Tamamen ağaçtan yaptık her Ağaçtan şeyi. yaptın. Çok güzel. Kendin mi yaptın bunları? Yok. Yaptırdın Bir tahtaya. arkadaşımın yardımıyla marangoz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gelelim bakalım. Burada erkekler mi var hep? Bunlar kurban için ayırdıklarımız. Oo, maşallah. Kıktırmışsın da bunları. Evet. Kıktırdık bunları, Maşallah. kurban Kıvırcıklar edik. güzel hayvanlar ya. Ben kıvırcık seviyorum. Bu Yalova kıvırcığı değil mi Evet. diyorsun? Yani Yalova kıvırcığı bunlar. Şu anda kurbanlıkların. Evet. Bunlar şimdi ne fiyatları nedir? Bir fikir versene bize de. Ortalama 6000 ile 10.000 arası değişiyor fiyatları. 6000 lira. Ama Evet. şimdiden alan yok herhalde. Yok. Onu şey kurbana satacağım bunları. Kurbana 15 gün kala koç işi. Koçta öyle 15 gün kala satılıyor. Daha bu 2 ay, hemen hemen 2 ay var. Ortalama bir 5 kilo daha alır diye tahmin ediyorum ben 2 ayda. Alırlar. Alırlar. Neyle besliyorsun bunları? Kaç aylık bunlar? Bunlar bir yaşının üstünde. Bir yaşın Ortalama üstünde evet. oldu. Çok değil ama yani en fazla bir ay falan geçmiştir tahmin ediyorum. Arpa veriyorum. Makineden yonca kırıp veriyorum. Evet. Yem veriyorum. Onlarla besleniyorlar. Onlarla besleniyorlar genelde. Şöyle kaç tane var kurbanlık böyle senin şimdi? İçeridekilerle beraber 35 tane. Bu 35 senenin tane var. kuzuları da var içeride. Bu senenin kuzuları da var. Bunlar geçen senenin kuzuları. Anladım. Bunlar genelde sende nasıl ikizlik oranı falan iyi mi? Bir yıl fazla oluyor, bir yıl az oluyor. Bu Öyle mi? sene biraz azdı. Az. 8-10 tane falan ikiz oldu. Bu sene daha çok Kaç bekliyorum. anacım var dedim sen? 130 tane. 130 tane anacım var. Güzel. Peki sürünün koçlarını farklı yerlerden mi alıyorsun, hep kendinden mi çıkartıyorsun? Yok, farklı yerlerden alıyorum. Ortalama hemen hemen her sene değiştirmeye bakıyorum. Kan Farklı. değişimi olsun diye. Evet. Bu sene ama kendime ayıracağım. İki tane buradan seçtim. Bir tane de aşağıda yeni aldığım damızlık var. Ondan da ayıracağım.
Çok güzel. Kendi hayvanımı ayırmak istiyorum. Gidelim bakalım o zaman. Bunları tabii. Otlatmıyorsun tabii. Yok, değil mi? Bunlar besi de şu an. Bunlar evet. Şurada da hayvanlar görüyorum. Evet. Bunlar da senin. Onlar bu senenin kuzuları. Bunlar daha iyi. Onları da ben sana şimdi söyleyeyim. Dedim. Vallahi bunlar daha iyi. Fiyatlar yüksek olduğu için dedim bu senenin kuzularından da ayırayım. Yani bir 6000 lira gibi rakamlarda bunları söyleyeceğiz. Fazla bütçesi olmayanlar için bunları göstereceğiz. Evet. Anladım. Bunlar da fena değil. Yani tahminime göre 20'nin üstünde çıkar diye düşünüyorum. Bunlar mı? Evet. Kilo olarak mı? Et kilo olarak mı? Evet. Çıkar, rahat çıkarlar. Ya bunlar da güzel. Şeyleri güzel maşallah. Kıvırcık çok güzel bir hayvan. Yakışıklı ya. Hayvan. Albenisi var. Yani. Albenisi gerçekten var. Gerçekten. Yani eskiden biz çocukluğumuzda böyle bizim bebeğe gelirdi. Arsa vardı. Bebek arsası. Oraya her çeşit hayvan gelirdi. Kıvırcık geldi mi bir de güzel kına sürünce üstüne. Evet. Alnımlarında kına olunca gerçekten çok güzel oluyor. Yani, evet. Yakışıklı hayvanlar. Evet. Gidelim mi? Tamam. Şu şeye bakalım bir ahıra. Ahır yükseldi. Şimdi ahırı çatısını falan yazın sıcak oluyor diye böyle bir izolasyon yaptırdım. Evet. İzolasyon yaptı. Kışında terleme yapıyordu. Çok damlama yapıyordu. Alçak olduğu için ama burada çok kapadığın için belki etrafını olabilir mi? Ama şimdi üstten evet. Çok soğuk olunca alttan da sıcak terleme yapıyordu. Ha böyle, saç değil mi üstü? Evet saç. Ha, saç olduğu için tamam. Terleme yapıyordu. Böyle kestik. Güzel oldu. Kışın sıcak oluyor. Yazın serin oluyor. Kaça mal ettin burayı? Ben burayı ortalama 5000 lira bir rakam ama 3 sene falan oldu. 3 sene önce 5000 evet. Lira çok iyi. Yani evet. Bugünün de 25 bin lirası olsun yani. Yani tahmin ediyorum evet. Fiyatlar evet. Yükseldi. Rakam odur tahmin ediyorum. Kaç metrekare toplamı? Ağırın içi 220 metrekare. Ağırın içi 220 metrekare. Evet. Bu şekilde böyle gidiyor. Bu yan taraf hariç. Orayı sonradan orası samanlıktı aslında. Hayvanlar evet, çoğalınca orayı da buraya ekledik. Evet. Hadi gidelim öbür taraflara bakalım şimdi. Evet kazların da var senin. Evet şurada da yatanlar şurada, var iki tane. Şurada gördüm yatmış kazların. Evet. Bunlar yavru çıkartacak onlar. Yavru çıkartıyorlar herhalde. Çok güzel. Fakat şu şey şu yan taraf kivi dedin değil mi? Evet kivi bahçesi orası. Kimin? Burası ha. Bizim bir Ramazan abi diye bir abinin Ramazan Kangal diye. Evet çok güzel. Şöyle gidelim. Burada da böyle bir yerim var. Burası. Oo, burada büyük koçlar var. Buradakiler damızlık koçlarımız var. Burası aslında samanlık. Şimdi böyle bir böldük. Bunları koyduk, ayırdık. Bunlar senin damızlık koçların. Bunlar herhalde. Damızlıklarım. Maşallah. Şu öbürkü kısa onu ayırdım satıcım. Sattım ha. Gibi. Şu uzunları ayırdım kendime. Bunları kaçtan satıyorsun? Bunları satmıyorum. Onu arkadaşa biraz uygun verdim. Ben bunu geçen sene 10.500 liraya aldım. Damızlıklar biraz pahalı. Bu sene de kullanacağım bunu damızlık olarak. Güzel. Seneye kendi biraz ayırdıklarımı kullanacağım. Yalnız şey var, cırtlak var herhalde. Çıban çıkmış. Onu patlattık, evet. Evet. Çıban çıkmış şeyinde. Koçlar bu kadar yetiyor koç sana. Yani, yetiyor. 4 tane. Ortalama 4 tane. 30 koyuna bir koç düşüyor. Evet. Bana dedikleri de o. 4 tane ortalama yetiyor bize. Yani bütün koyunlar kalıyor mu gebe? Kalıyor. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım gidelim. Burayı da böyle bir kapattın. Evet. Burayı yine açacağız ama. Şimdi bu balya zamanı. Saman balya yaptığımızda burayı açıyoruz. Buranın içine koyuyoruz. Anladım. Burayı, burada gece yatıyorlar. Gece yatıyorlar burada. Biraz şimdi, çamur olmuş. Tabii şimdi yağmur değil de yeşile yeni salmaya başladık ya. Evet. Çok yeşil yiyorlar. O yüzden evet. Böyle oldu. Anladım. Güneş açtığı zaman bir saate kuruyor. Normalde böyle bu kadar ıslak olmuyor. Evet, buradan da koyunların otladığı yere mi gidiyoruz ya da buralar meralar var. Yazın burayı kapatıyorum serin olsun diye. Meraya da buradan gidiyoruz. Yukarılar, şuralar falan hep bana ait. Ben kiraladım, otlatıyorum. Burada da serin koyunlar var. Burada da serin olsun diye yazın burayı kapatıyoruz. Çok güzel olmuş burası. Böyle babam bir paletten çevirdi onu. Paletle çevirdiniz. Böyle hem gölge oluyor. Evet, serin oluyor. Hayvanlar rahat yatıyor. Kuzular da var içinde. Var. Kuzuları ayırmadık. Şimdi başlayacağız yavaş yavaş annelerinden kesmeye. Haziran gibi koç salımı yapacağız. Yeniden kuzu alsınlar diye. Evet. Burası güzel olmuş ama yani otlatma yerlerinde buralarda meralar var değil evet, mi? Evet, meralar yakın. Buradan çıkartıyoruz, otluyor.
Gelip burada kapatıyoruz. İçeri girmek isterseniz açalım. Şöyle açalım şurada. Hem sohbet edelim hem şey yapalım. Babadan da destek alıyorsun o zaman. Yardım ediyor biraz. Rahatsız etmeyelim hayvanları şöyle burada. Şöyle içeriği komple görürsek zaten oraya kadar. Bir de her tarafta ağaç olması çok güzel. Tabii ağaçlar gölgelik yapıyor. Yazın gölgelik yapıyor. Gece burada uyuyorlar. Bazen burada uyuyorlar. Çok çamur olursa yer değiştiriyoruz. Bir orada oluyor. Bazen burada, bazen orada. İki tarafta da yatıyorlar. Peki burada sen kaç ay otlatabiliyorsun? Ben burada kar yağmadığı sürece otlatıyorum. Kar yağmadığı meralar var. Evet. 365 gün otluyor ot, yani. Yani kar, bir karda salmıyorum. O zaman yem maliyetin oldukça düşük. Düşük. Yem maliyetim fazla yok. Zaten yazın kendi yemimi kendim üretiyorum. Ha, arpa. Arpamı koyuyorum. Bu sene ortalama 100 dönüm fiye ektim. Çok güzel. Yani yazdan her şeyimi hazırlıyorum. Kendi arazim mi? Kiralıyor musun araziyi? Kiralık da var, kendi arazim de var. Çok güzel. Fiye ektin. Evet. Dolayısıyla bütün hemen hemen yeminin çoğunu tabii, kendin alıyorsun. Tabii. Yoksa sadece kesip maliyet, yiyorum dışarıdan evet, alıyorsun. Evet, maliyet abi. Yükseliyor yoksa. Öyle peki olmasa... hiç hesap yaptın mı sen? Ticaret adamısın. Yani günlük maliyetin kaça geliyor? Aslında hiç de hesap yapmadım. Öyle söyleyeyim. Hobi olarak başladığımız için. Ya hobi olarak 130 tane anaçım var şimdi. Yani mesela yıllık senin maliyetin, kuzulara ayrı bir maliyetin var. Mesela hiç kuzu başı maliyetin ne kadar biliyor musun? Mesela bir kuzuya kaç kilo yem veriyorsun, kaç çuval yem yediriyorsun? Ya belli olmuyor ki, o değişiyor diye hiç hesap etmedim. Yani çok aşırı yeme para vermiyorum. Arpam falan kendim, yemlerim kendim olduğu için, kendim yaptığım para için. Para kazanıyor musun peki şu anda? Bence kazanıyoruz. Kazanıyorsun. Şu an kazanıyoruz. Şu anda kazanıyorsun. Geçen sene kazanıyor muydu? Ya geçen sene çok aşırı bir yüksek değildi fiyatlar. Yani evet. Bence şu an çok iyi. Ama ne kadar gider böyle bilmiyorum. Geçen sene peki, şimdi koyuncular ve küçük başçılar, büyük başçılar da daha öncesinde çok zor günler geçirdiler. Evet. Şimdi sen bu 365 günün çoğu zaman dışarıda otlattığın ve yem maliyetin düşük olduğu için o zor geçilen dönemde de az da olsa kazanıyordun o zaman. Evet, kazanıyordum. Yani senin bir kaybın yoktu. Yok, kaybım yok tabii senin ki. Senin en büyük şeyin bir tane çoban maliyetin var. Evet. Değil mi? Evet. Çoban maliyeti dışında çok öyle maliyetim yani yok. Şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Yani izleyicilerimizin de hani bilgisi açısından. Geçen sene mesela bir yılda ne kadar para harcadığını aşağı yukarı biliyor musun? Geçen sene maliyetler düşüktü. Tahminime göre 50-60 bin lira gibi para harcamışımdır. Geçen 50-60 sene. Bin lira. Evet. Çok düşük senin o zaman maliyet şeyin. Şimdi geçen sene çoban maaşı falan düşüktü. Bu sene biraz yükseldi. Çoban maaşı dahil değil tabii 50-60. Yok, çobanın yem maliyeti olarak yani benim masrafım, çobanın yemekleri, her şey bana ait. Tamam. Onun giderleri, yani maaşını da eklersek ortalama herhalde 80-90 bin liraya gelir. Geçen sene? Evet, geçen kaç sene. Kaç tane hayvan sattın geçen sene? Ortalama 140 tane falan sattım. Kaçtan sattın? Geçen sene 1200, 1500, 1800. Yani 200 bin lira para geçti eline. Evet. 80 bin lira. Hadi yanlış hesapladık. 100 bin lira. Para harcadın. Yine 100 bin lira kaldı. 100 bin lira para kaldı. Evet. Bu sene maliyetin daha yüksek. Daha bugün yüksek. Bugün çoban maliyeti kaç para? 10 bin lira maaş. Bir de şey harcıyorsun. Yemeği falan. Onlar var. Onlar da giriyor. Yani bu sene 200 bin lira para harcayacaksın. Evet. Ama en ucuza kuzuyu kaçtan satıyorsun? Mesela ben şu kuzuyu almak istesem şimdi bana kaçtan ben böyle verirsen? Ufak kuzu normalde satmıyorum. Biliyorum. Yani büyümeden. Satsan mesela? Ya bunu 2000 liradan aşağı vermem, öyle söyleyeyim. 2500'den aşağı vermem. Zaten 2000, satmıyorum. 2500'den aşağı vermez. Şimdi ortalama şöyle olmadan satmıyorum. Abi, şu hayvanda 5000 mesela? Lira. Şuna bakalım. Şu kuzuyu kaça veriyorsun? Şu erkek kuzuyu 5000 liradan aşağı vermiyorum. Ne kadar? Şunlara da 3000 lira falan söylüyorum. 3000 lira falan yani, çünkü anladım. Zahmetini çekiyorum. Ucuz vermek istemiyorum. Yani anladım. Zahmetli bir iş. Zahmetli bir iş. Tabii ki vermeyeceksin. Peki bu sene 130 koyunundan kaç yavru aldın, alacaksın ya da doğurdular mı? Ortalama 150 tane falan. 130'dan 150 tane kuzu. İkizlik oranı düşük o zaman. Düşük. Senin. Bir sene düşük oluyor, bir sene yüksek. Geçen sene yüksek. Flashing bize. Falan yapmıyorsun sen o zaman. Yok. Böyle yani. Ya ben çok aşırı böyle şunu yapayım, 4-4'lük yapmıyorum. Şimdi yani. Başka işlerle de uğraştığımız için
çok aşırı koyunun üstüne düşmüyorum. Kaç saatini geçiriyorsun burada? Ortalama her gün 1-2 saat geliyorum. 1-2 saat geliyorum, geçiyorsun. Çobanla muhabbet ediyoruz. Eksik var mı, ne var ne yok. Yemeklerini getiriyorum. Peki aşılarını yaparken falan tabii burada geliyorum. Oluyor musun? Daha sen yeni yaptık. Tabii de? Çalışıyorum. İç dış parazitini yapıyorsun. Yeni yaptık. Bir 20 gün kadar oldu. Aşısını yaptık aşılı. Şimdi çok kırkım güzel. Zamanı geliyor. Onu kırkacağız. O zaman geleceğim. Kuzuları kırktırmışsın ama. Kurbanlıkları kırktırdım. Ha, onları kilo kırktırdım. Alması için kırktırmak. İyi yaptın. Peki şey kırkım parası ne oldu şimdi? Bu sene ilk defa yaptırdığın için söylüyorum. Kaç para verdin? 6-7 TL arası söylediler. Bir yanlışım var. Tanesine. Çok ucuz. Bizim burada biraz ucuz. Ya arkadaşım diye bana uygun yaptı. Benden 25 lira benim bildiğim. Benden kırkını. Az aldı. Ben gidip alıyorum. Bu hayvancılık yapıyor. Bu işi yapmıyor arkadaşım. O da hayvancılık yapıyor. Hatıra geldi benim hayvanlarımı kırdı. Çok iyi ya. Şimdi buradan herkes duyacak diye benimkini de kestim, benimkini de kestim. O normalde gitmiyor. Makineyle. Hı. Benim kendi makinem var bir de. Benim makinemle. Bana yardım amaçlı geliyor. Yani aslında para bile almadığı oluyor. Ben zorla veriyorum para. 6-7 lira. Yani evet. Yoksa normalde o fiyatlar değil. Evet, yüksek fiyatlar. Evet, şimdi peki bunlar kaç saat otluyor? Şimdi biz sabah salıyoruz. Bir 4-5 saat ortalama öğlene kadar otluyor. Güneş çıkınca, sıcak olunca otlamıyorlar. Buraya gelip yatıyorlar 1-2 saat. 3 gibi falan bir daha salıyoruz serinlikte. Serinde daha iyi otluyorlar diye ekseri güneşte fazla tutmuyoruz hayvanları. Anladım. Peki ekstra takviye veriyor musun bunlara? Yem takviyesi akşamları veriyoruz. Akşamları fiy veriyorum makineden geçirip. Hı. İşte arpa döküyorum bazen. Takviye de yapıyorum yani. Takviye yapıyorsun. Evet. Yani. Şu anda bir kısmı doğurdu herhalde. Bir kısmı doğuracak mı? Yok. Ha. Doğuracak olan hiç yok. Hepsi doğurdu. Yani takviye yapmasam zaten şu koyun kuzulu bir koyun. Kuzusu var. Böyle kilolu olmaz. Zayıf olur. Kuzular o zaman içinde. Burada kaç tane kuzu var? Pek kuzuları göremedim de onun için. Az kuzu gördüm yani. Var arada. Ortalama belli olmuyor. Şu taraflarda falan da çok. Ortalama burada yani. 120 tane falan var. Kuzu var. O zaman doğurmayanlar da var. Ya da doğurdu da daha önceden doğuranlar İçeride var. De var. O ilk gösterdiğim kuzular da bunların kuzuları. 10-15 tane orada var. Sattığım da oldu içinden. Sattığın da oldu. Evet. Anladım. Yani zaman zaman tabii ki müşteri gelse. Bunları sağmıyorsun ama değil mi? Yok, sağmıyorum. Çünkü biliyorsun kıvırcık süt koyunudur aslında. Evet. Çok da güzel sütü oluyor bunun. Biz kuzu için bırakıyoruz. Kuzu emiyor. Daha iyi gelişiyor. Daha çabuk büyüyor. Evet, bayağı kuzu var içine girince. Bunlardan da kurbanı ayıracakların olacak herhalde. Değil mi? Ya pek şimdi şunlar var. Pek ayırmak istemedim. Biraz da içinde fazla olsun istedim biraz da. Onları kışa artık kesime veririm diye düşünüyorum. 30-35 tane var. Onlar kurbana yeter diye tahmin ettim. Onlar da kesime kadar. Şimdi evet. Bir 10-15 gün sonra onları da besiye alırız. Herhalde kasaba kesime veririz bunları. Öyle düşünüyorum. Kasaba kaçtan veriyorsun şu aşamada? Şimdi ben tam olarak bilmiyorum ama fiyatları güzel fiyatlar. Şu an yüksek. Galiba 220 lira mı dediler? Öyle bir şey diye duydum. Kesim karkas kesim, olarak. Kesim karkas fiyatını. Zaman. Evet. Peki kıvırcığa ekstra para veriyorlar mı kasaplar genelde yoksa hep aynı mı? Yok, hep aynı. Buralarda zaten hep kıvırcık var zaten. Evet. Biraz merinos var. Sen bir iki tane merinos bana hani ilk konuşmamızda dedin ama ben göremedim merinos. Yok. Merinos birkaç tane var. Bir arkadaşımdan aldım onu. Bakamamış kendisi. Bana alır mısın dedi. Aldım onları. Bakalım görebileceğiz mi onları? Yok herhalde. Şurada var bakın karşıda merinos. Ha, bir tane melez o da. Tam merinos değil melez o. Evet. Şurada gördüm. Şurada evet gördüm. Ama yani şimdi kıvırcık yapan bir adam için merinos herhalde çok cazip gelmiyordur. Yok yok gelmiyor. Karıştırmak pek istemiyorum. Şu biraz. Evet evet o. Gördüm evet. Evet o var. Şurada peki, şurada da şu da. He o da evet ama onlar melez. Tam yani, merinos değil. Tam merinos değil evet. Evet burada var bir tane. Bir şey soracağım sana. Şimdi bunlarda ölüm oranları falan nasıl sende? Çok ölüm kaybın oluyor mu yavru kaybın? Kuzu ölümü yok. Bu sene
3-4 tane falan oldu. O da ikizlerden oldu. Anne iyi besleyemedi. İkizlerden ölenler oldu. Fazla bir ölüm olmuyor. İlk bir hafta zaten biz doğduğu zaman ayırıyoruz anneyle kuzuyu başka bir yere. Bir hafta onu bakıma alıyoruz. Bir hafta emdikten sonra zaten bir daha bir şey olmuyor. Kuzu kendini kurtarıyor. Evet. Çok güzel ya. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Bu işi hani sonradan yapmaya başlayan birisi olarak gerçekten güzel. Peki güzel bir sohbet oldu seninle böyle. Evet. Yaş kaç bu arada? 42. 42. Gençsin daha. Buradan vermek istediğin bir mesaj var mı? Genç arkadaşlar bence bu işi biraz önemsesinler, yapsınlar yani. Ülkenin geleceği, geleceği için. Geleceği için evet bence iyi bir meslek. Yani yapan için para da var. Var değil mi? Var. Para var. Ama böyle yaparsan para var. Kapalı yaparsan para kazanmak zor. Ya işte gezdirmek lazım. Koyun çobana hayvanı ihtiyaç var. Tabii koyun hayvanı gezmesi lazım. Devamlı kapalı içeride olmaz. Çobana ihtiyaç var. Yani bilmiyorum devlette çoban desteklerini yükseltse iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. İyi olur. Sen bu işi hiç bilmiyordun değil mi bu işe? Hiç bilmiyordum. Birden Bodoslama girdik, girdik ama iyi bir meslek, stres atıyorsun arada, geliyorsun kuzularla oynuyorsun, iyi yani girdiğime memnunum şu anda. Bu işe de girdiğin zaman çıkamıyorsun galiba, evet, onu anladım. Evet. Böyle gidiyoruz işte, bilmiyorum nasıl olacak. Vallahi çok teşekkür ediyorum, bizi kabul ettin, ne geldik demek buralara. Dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı, beğeniyorsanız tabii unutmayın. Lütfen. Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, tüm hayvanlarınız ve sizler sağlık içinde olun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.